Bir sızıntı olmadı. Bir günde yeni bir konuğumuz var bu kez. Kişisel gelişim eğitmeni Canan Bektik stüdyomuzda. Kişisel gelişim yöntemlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Biz de sizlere bilinçaltı temizliği nedir merak ettik ve hem sizlere hem de bizler için öğrenelim istedik. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk. Bilinçaltı temizliği nedir? Bilinçaltımıza yerleşen korkulardan, evet, ön yargılardan nasıl kurtulabiliriz? Evet. Şimdi şöyle kısaca anlatayım. Biz doğduğumuzda hiçbir bakış açımız yoktur. Evet. Ama doğduktan sonra toplumun, ailenin, çevrenin, öğretmenlerin bakış açılarıyla donatılıyoruz. Ve o bize ait olmayan bakış açılarını kendimize ait zannediyoruz. Evet. Ve bunlar bizi limitliyor, sıkıştırıyor ve hayatın içinde bizi blokajlar yüzünden böyle bir sıkışıklık yaşıyoruz. Peki biz bu yerleşilenlerden nasıl kurtuluyoruz? Çok kolay. Nasıl bir eğitim sunuyorsunuz? Evet, Access Consciousness, bilinçlilik sistemi dediğimiz bir teknik uyguluyorum. Ve onun BARS dediği ilk başlangıç çalışması bizim bu başımızda 32 tane nokta, enerjik şarj noktaları bunlar. Evet. Bizim aldığımız çocukluğumuzdan bu yana getirdiğimiz önemsemeleri, kararları, yargıları depolandığı 32 tane şarj noktaları bunlar. Bunları yumuşakça dokunduğumuzda buradaki enerjik alan açığa çıkıyor, deşarj oluyor. Yani bilgisayar gibi düşünün, hardware'e verdiğiniz yükleri artık gitmiyor. Onu bir reset yapmak lazım. O çok kolay, yattığı yerde kişi bir arkadan 32 noktayı yumuşakça dokunarak onlar deşarj oluyor ve hayatı daha da açılıyor, genişliyor. Hayattan daha fazlasını almaya başlıyor. Çünkü o limite olan bakış açıları gittiğinde yargılar çünkü bizi burada çok sıkıştırıyor. Peki burada sadece dokunmak mıdır kilit nokta, yoksa bazı başka siz örneğin kitaplar öneriyor musunuz bakış açısını geliştirmesi başka örneğin kuantum düşünce gibi tekniklerden faydalanıyor musunuz? Tabii ki onlar da çok yararlı. Yalnız dokunarak Access'le ilgili sorular var. Çok güzel. O duyguyu, çünkü duygular yaratımdadır. Bakış açılarımızın duygularını tutarız ve o duygular yaratımdadır. O duyguyu ortaya çıkartacak sorular sorarım. Sorulur yani Access sisteminde ve o soruyla o duygu açığa çıkar ve müthiş o temizleme prosesleriyle böyle soğanın cücüğüne gider ve temizlik yapar. Hücredeki kaydı yani bakış açılarını, yargıları temizler. Peki bilinçaltı temizliği dediğimiz süreçte bir kişi size geliyor ve bu seans örneğin ne kadar sürüyor? Devamlılık ne kadar olmalı? 1 saat 15 dakika kadar sürüyor. Haftada bir uygundur. Tabii o kişinin bunu devam etmesiyle ne kadar isterse o kadar gelebilir. Bir seansta da çok çok yük atılır. Evet. Ayrıca eğitimlerini veriyoruz. Eğitimlerini de alabilirler. Peki örneğin sizin önerdiğiniz en az şu kadar süre devam edilmesi gerekir gibi bir süre tanımlamanız var mı? Ve sadece bir seans geldikten sonra kişiler bunu kendi kendine öğrenip uygulayabilir mi? Tabii ki bir eğitim bir tam gün sürer. Yani gelirse eğitime bunu kendileri de grup halinde yapabilirler. Ancak bir bireysel uygulamayla tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Hani tek bireysel uygulamada çok çok yük atılıyor. Zaten bu böyle biliniyor ama artık o kişiye kalmış. En çok hangi tür korkularla, ön yargılarla karşılaşılıyor bilinçaltında bir temizliğe inildiğinde? Evet, şöyle en çok sıklıkla gördüğüm doğru, hep doğru yapmaya çalışırlar. Yanlış yapmaktan, hata yapmaktan korkuyorlar. Haklı olmaya çok tutunuluyor. Haksız olmayı kimse kabul etmiyor. Bunun gibi daha çok çok şeyler var ve çok büyük travmalar çözülüyor. Örneğin? Küçüklüğünde yaşamış olduğu bir yıl cinsel travma bile çözülüyor. Çok güzel. Peki korkularımızla yüzleşmek esasında kendi başına bile korkutucu bir durum. Evet, çünkü evet, insanlar korkularından da besleniyor. Evet. Bu da bir gerçektir. Evet. Pek çok insanın hayata devam etmesi için motivasyon sağlar korkular. Bunlara her şeye rağmen, bizi kötü yönlendirmesine rağmen tutunduğunu gördüğünüz vakalar oluyor mu? Tabii ki. Yani zaten kişi değişimi kendi istediği zaman çok kolay oluyor. Evet. Ki bunu değiştirmesi de mümkün. Tabii ki tutunuyor ama bırakmak istediğinde de çok kolay oluyor.
Bırakmak istediğinde kolay oluyor. Peki örneğin bir kişi size geldi, bir danışanınız, bilinçaltı temizliğine başladınız ve belli bir süre kat ettikten sonra, belli bir yol aldıktan sonra hayatında gözle görülür ne tür farklılıklar tabii ki yaşanıyor? Şimdi bu blokaj yüzünden insanlar hayatlarına, hayattan daha fazla neşeyi, keyfi, parayı, hayattan daha fazlasını alamıyor. Limitasyonlar yüzünden. Bu sefer bu blokajlar temizlenip de bir genişleme sağlandığında ve hayattan tabii sorular çok önemli. Mesela biz o teknikleri de uyguluyoruz, veriyoruz kendilerine ve hayattan talep etmeye başlıyorlar soru yöntemleriyle. Yani yaşamak istedikleri ne varsa onları hayatlarına davet edebiliyorlar. Siz bir nevi kişileri gerçekten istedikleri hayatla evet. karşı karşıya getiriyorsunuz. Evet, evet. Bilinç altında olmak istedikleri kişilikle ve yaşamak istedikleri hayatla buluşturuyorsunuz evet. ve buna giden yolu gösteriyorsunuz. Evet, bundan daha iyi nasıl olur değil mi? Evet, çok güzel. Çok çok teşekkür evet. ediyorum sevgili Canan Bektik. Bizimle katıldığınız için çok biliyoruz. Sizin de bundan sonrasında pek çok bilinçaltı temizliğinde hem yolunuz açık olsun hem de sizinle beraber başkalarının da Amin. Hayatı daha kolay Amin. Ve açık olsun. Amin. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür sizleri ederim. Üç boyutlu sokak resimleriyle buluşturacağız sevgili seyirciler. Bunun yaratıcısı ve duayeni olarak bilinen dünya ünlü grafik tasarımcısı Kurt Wenner İstanbul'daydı Bağdat Caddesi'nde. Bakın nasıl bir performans sergiledi. Grafik sanatlarını klasik sanat ve Rönesans sanatıyla harmanlayarak üç boyutlu sokak ressamlığını yeni bir sanatsal form olarak ortaya koyan Wenner, Bağdat Caddesi'ndeki çalışmasıyla da büyük ilgi gördü. Güzel. Wenner, bir markanın misafiri olarak geldi İstanbul'da, 7 günde hazırladığı çalışmasını ironik olarak yorumladı. Her şeyden önce göreceğiniz eser son derece ironik yönü olan bir karışım. Bu bir vahşi batı kompozisyonuyla Rönesans karışımı. Bu benim Kaliforniya'dan geldiğimde düşünüldüğünde son derece ironik bir durum. 1982 yılında 3D sokak resmine başlayan ve bu alanda ilk olan Wenner, başarısının en büyük sırrını bu alanda ilk olmasına bağladı. Benim en büyük ve belki de tek şansım bunu ilk düşünen olmam. Bazı konularda anlayışım daha farklı, daha iyi. Yakında